Herkese merhabalar. Cinspatiler kanalına hoş geldiniz. Yine yeni bir videoyla karşınızdayız ve bu videomuzda yeni yıl konseptli bir panço yapacağız. Şapkalı bir panço yapacağız. Her yıl olduğu gibi patil dostlarımız için yılbaşı, işte yeni yıl için kostüm hazırlıyoruz ve bu kostümleri ben sizlere anlatmaya ve aktarmaya çalışıyorum. Bir senenin sonuna doğru yaklaştığımız bu günlerde yeni yıl konseptli bir panço yapacağız. Her sene elbise tarzı kostümler yaptık. Bu sene farklılık olsun. Yakalık ve panço yapacağız. Yakalığı daha sonra, şimdi bu videomuzda pançomuzu yapacağız. Şu şekilde bir kalıbımız var. Şapka kalıbımız var. Hemen size ölçülerini söyleyeyim. Pançomuzun uzunluğu 19 santim. Bu yarım bir panço olacak arkadaşlar. Bütün vücudu kapatan bir panço olmayacak. 19 santimlik bir panço. Boyun altından ölçümüz de 30 santim. Eni de arkadaşlar 19 santim, yani 38 santim oluyor toplamda. Şapkamızın da uzunluğu 20 santim, ön kısmı, ön tarafı arkaya doğru ovalleşiyor biliyorsunuz. Ve eni de 14 santim, toplamda 28 santim yapıyor ama araya bir kumaş dikeceğiz. İki şapka kumaşımızın arasında bir dikdörtgen kumaş dikeceğiz. Ara kumaş dikeceğiz. Onun da ölçüleri arkadaşlar 29 santime 8 santim. Tabii bunun içinde dikiş payımız da var. Yanlardan, kenarlardan. Bu şekilde. Bunun dışında üzerine süsleme yapabileceğimiz aplikeler, işte çam ağacı olabilir, Noel baba olabilir gibi. Yani bu yeni yılı anımsatan, yeni yılda kullandığımız figürler. Bunlardan kullanabiliriz ya da yıldızlar kullanabiliriz. Bu şekilde şerit pomponumuz var. Küçük şerit pomponlarımız var. Bunu bütünüyle pançomuzun kenarına dikeceğiz. Malzemelerimizi saydık, kalıplarımızı saydık. O zaman çok fazla vakit kaybetmeden hemen pançomuzun yapım aşamasına başlayalım. Kalıplarımıza göre kumaşlarımızı kestik ve kalıplarımızı kaldırıyoruz. Her kalıptan ikişer tane kumaş kestik. Yani bir ana kumaşımız, iki astar, yani iç kumaşımız arkadaşlar. Ana renk olarak bu pançoda yeşil kullanacağım. Bunun dışında tabii beyaz, işte kırmızı kullanabiliriz. Pançomuzun şapkasını isterseniz arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Şöyle bu arada pançomuz. Gördüğünüz gibi. Burayı isterseniz daha oval yapabilirsiniz. Bu alt kısmı tamamen size kalmış. Yani patil dostunuzun boyun ölçüsüne göre şurayı ayarlayabilirsiniz. Diğer kısımları da tamamen oval bir şekilde, gördüğünüz gibi zaten. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da bunu daha daire şeklinde de yapabilirsiniz. Öncelikle pançomuzdan başlayacağız. Panço üzerinde, yani ana kumaş üzerinde yapacağımız bütün işlemleri öncesinde yapmamız gerekiyor. Yani buraya bir aplike dikeceksek, işte buraya bir aplike yapıştıracaksak ya da işte pompon şeridi dikeceksek öncesinde dikmemiz gerekiyor ki sonrasında iç kumaşımızı üzerine dikelim ve dikişler içeride kalsın. Bunun dışında eğer şapkayı pançomuza sabitleyeceksek, şapkayı da dikip pançomuzun bu kısmına birleştirdikten sonra iç kumaşımıza birleştirebiliriz ama şapkayı pançomuza çıt çıtla birleştirmeyi düşünüyorum. Yani istediğiniz zaman çıkarabileceğiniz bir şapka olsun istiyorum. Onu da her zamanki dikiş tekniğimiz ile yapacağız. Ama öncesinde dediğim gibi bu ana kumaş üzerinde hemen şöyle alıyoruz iç kumaşı. Burada yapacağımız bütün işlemleri yapıyoruz. Şuralara aplikeler dikeceğim. Kenarlarına şu şekilde pomponlarımızı dikeceğiz. Bu şekilde şeridi isterseniz en sonuna dikebilirsiniz. Aynı renkten bir iple arkadaşlar bütün işleriniz bittikten sonra, bütün işlemleriniz bittikten sonra pançonun etrafına, şapka etrafına
da yapabilirsiniz. Şimdi şu kısma bir aplike yapacağım. Pomponu dikeceğim. Sonrasında buradan devam edeceğiz. Bu arada halen kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyoruz ve tüm hızımızla devam ediyoruz. Buraya bir çam ağacı figürü diktim. Üzerinde de küçük kırmızı bir yıldız diktim. Bunun üzerine de tabii isterseniz küçük boncuklar da yapabilirsiniz. Şimdi alt kumaşımızı üzerine koyup üstünden dikişimize geçiyoruz arkadaşlar. Bir boşluk bırakıp oradan ters çeviriyoruz. Her zamanki dikiş tekniğimiz ile. Pançomuzun gövde kısmı bu şekilde olacak. Bu pomponumuzu sonradan dikeceğim. Ve her zamanki dikiş tekniğimizde dikip boşluk bırakıyoruz. Buradan ters çevirip üzerinden yine bir dikiş atabilirsiniz. Sonrasında şapka kısmına gireceğiz. Şu şekilde iç ve ana kumaşımız var. Bir de iç kumaşımız var. Onlar da şöyle, iç kumaşımız aynı renk. Ana kumaşımız da sadece bu beyaz ve yeşil olacak. Araya şu şekilde iki şapka kumaşımızın arasına şöyle göstereyim. Şöyle bir kumaşımız var. Buraya hemen şuradan bu kısma kadar bu beyaz kumaşımızı dikeceğiz. Yine aynı şekilde sonrasında da diğer kumaşımızı dikeceğiz ve şapkamız bu şekilde gelmiş olacak. Sonrasında alt kumaşımızı birleştireceğiz aynı şekilde ve buradan devam edeceğiz. Şimdi ben bu söylediğim işlemleri yapıyorum. Buradan devam edeceğiz. Tüm hızımızla. Şimdi bu halde pançomuz, iç kumaşımız burada. Üzerindeki pomponlarımız, çam ağacımız bu şekilde. Şimdi söylediğim gibi şapkamızı 3 kumaşımızı da bu şekilde diktik. İç kısmında yine aynı şekilde 3 kumaşımızı birleştirdik ve düz yüzleri, temiz yönleri birbirine bakacak şekilde iğneledik. Şimdi bütünüyle çıt çıtlı olacağı için bütünüyle şapkamızın her tarafını dikiyoruz. Bir boşluk bırakıp oradan ters çeviriyoruz. Yine bu pomponlardan yapacaksak pomponlarımızı dikiyoruz ve pançomuzun boyun kısmına çıt çıtlarla birleştiriyoruz. Ve pançomuz bitmiş oluyor. Yılbaşı konseptli bir pançoya sahip olmuş oluyoruz. Yani patili dostlarımız için yılbaşı konseptli bir panço yapmış olacağız. Bunun dışında dediğim gibi buralara daha fazla süsler yapılabilir. İsterseniz kırmızı, beyaz ve yeşil olarak da çalışabilirsiniz. Ya da işte bu pomponların yerine işte güpürler, beyaz danteller, beyaz güpürler, kırmızı tüller gibi malzemeler kullanabiliriz. Hemen bu işlemlerimi de yapıyorum ve yılbaşı konseptli pançomuzun son haliyle karşınızda oluyoruz. Hemen devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi şapkamız, pançomuz bu halde. Pançomuza birleştirmek için bu şekilde çıt çıtlar yaptık. Şapkalı, isterseniz şapkasız bir panço olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Hemen dilerseniz mankenimizin üzerinde de görelim. Normalde büyük bir panço kalıbını küçülterek yaptım. Kolaylıkla siz de yapabilirsiniz. Kol ya da işte kol oyuğu, bacak oyuğu olmadığı için rahat şekilde bu şekilde bir panço elde edebilirsiniz. Evet. Kışlık çok güzel. Böyle patili dostlarımızı da çok sıkmayacak bir kostüm. Hem de yeni yıl kostümü oldu. Bu şekilde şapkasız hali. Böyle arkadaşlar. Bir de şapkasını takalım. Ön kısma, şapkanın ön kısmına bu şekilde pomponlarımızı dikmiştik. Burada bir bütünlük sağlıyor. İsterseniz
bu şekilde çitleri açıp bu şekilde de kullanabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videomuzda da arkadaşlar bu bir yaka çalışacağız. Yakada bu şekilde olacak sonraki videomuzda. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız yeni videolarımızdan, canlı yayınlarımızdan yani kısacası bizden haberiniz olmuş olur. Yorumlar kısmına yorum bırakabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve her zaman patiyle kalın. Bye bye.